Merhabalar, burası Bizim Hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Kazanım kavramı testlerine devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. Hadi buyurun, beraber. Evet, ilk soruyla başlayalım genç arkadaşlar. Kazanım kavramı 10. testteyiz. Birinci sorumuz geliyor. Hücre zarından geçebilecek büyüklüklere sahip maddeleri vermiş. Bunların geçiş kolaylığına göre demiş. En kolaydan en zora doğru olanları sıralayın demiş. Şimdi genç arkadaşlar, biz bunlar bir karbon sayılarına göre sıralayalım. Daha doğrusu bir yazalım. Bunun karbon sayısı, bu vatandaşın glikozun 6 karbon. Deoksiribozun karbon sayısı genç arkadaşlar 5 karbon. Laktik asitin karbon sayısı 3 karbon. Nereden biliyorsun? İşte birazcık oksijenli solunum laktik asit falan bakmanız lazım oradan. Karbondioksit malum karbondioksit 1 karbondu bu da. Şimdi ne yapmam lazım? En kolay en küçük olan kolay olacak. Doğal olarak en küçük olan burada karbondioksit. Sonra laktik asit sonra deoksiriboz sonra glikoz olacak gençler. O zaman sıralama alttan yukarıya doğru olacak. 4, 3, 2, 1 şeklinde olacak. Karbon sayısını yazdım. Küçük olanlar hızlıdır kuralına göre. Seridir, atiktir, çeliktir kuralından ee, sıralamamı sıralamam yaptım gençler. Yola devam. Difüzyon ile ilgili aşağıdaki grafikler verilmiş. Tamam verilen grafiklerin değişimlerden hangileri doğru olur demiş bize. Bakalım difüzyon hızı bu taraf. Bu taraf ortam sıcaklığı. Ortam sıcaklığı arttıkça genç arkadaşlar difüzyon hızı artar. Genel bir kuraldır. Yani taneciklerin kinetik enerjisi artar üzerinden difüzyon hızını artırabilmek için ortam sıcaklığıyla oynaman lazım. Ortam sıcaklığını artırıyorsun difüzyon hızı artıyor. Geldik yanındakine difüzyon hızıyla molekül büyüklüğü vermiş. Molekül büyüklüğünü artırmış. Difüzyon hızı artar mı? Artmaz. Tam tersi olacak genç arkadaşlar? Molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır. Küçükler daha hızlı gider. Geldik diğerine por sayısı yani şuradaki geçişler, buradaki kısımlar. Ne kadar çok kapı varsa, ne kadar çok geçiş alanı varsa genç arkadaşlar o kadar hızlı difüzyon vardır diyebiliyoruz. O zaman por sayısını artırdıkça difüzyonunuzu artar kuralı. Buradaki grafik pardon doğrudur. O zaman 1 ve 3 numara bizim doğru cevabımız oluyor gençler. Evet yola devam. Geldik 3 numaraya. Aşağıda verilen besin maddelerden hangisinin hücre dışına gönderilmesi egzostoz ile olmaz? Egzostozu hatırlayalım. Hücre içerisinden dışarısına göndereceğimiz büyük maddeler için kullanılan bir yöntemdi. Egzozdan aklımızda kalıyordu. Büyük maddeler içeriden dışarı işte proteindir, yağdır, işte karbonhidratlar, nişastır, glikojen. Böyle büyük maddeleri dışarıya göndereceğimiz sırada egzostozu kullanıyorduk. Bunun tersi de endostozdu. İçeriye madde alacağımız sırada endostoz yapıyorduk. Ancak buradaki temel bir durum nedir? Büyük madde olacak. Yani monomer maddeler olmayacak burada. Küçük maddeler olmayacak genç arkadaşlar. Büyük maddeler olacak. Egzostoz ile olmaz diyorsunuz. o zaman şıkların içerisinde ben de bir tane küçük madde vermesi lazım. Bak neyi vermiş? Fruktozu vermiş. Fruktoz dediğimiz eleman ne? Küçük molekül. İşte selüloz büyük, yağ büyük, protein büyük. Sükroz da büyük diye kabul edelim gençler. Detayına dalmayalım bu işi. Ya yani ben olsam bu şıkkı burada vermem. Çünkü bitkilerde sükroz bir çeşit aktif taşımayla veriliyor ama burada detayına dalmaya gerek yok. Bunun yerine başka bir şık verilebilirdi. Daha tatlı olurdu burada. Fruktoz diyelim cevabımıza. C diyelim buna. Yola devam. Aşağıdaki farklı ortam arasındaki madde geçişleri verilmiş. Buna göre numaralarla ifade edilen madde geçişlerini hangileri aktif taşımaya örnektir? Şimdi genç arkadaşlar aktif taşımanın bir kurallarını yazalım şöyle bir söyleyelim. Aktif taşıma dediğimizde şimdi eşitten başlıyor genç arkadaşlar. İki tarafın eşit olması da aktif taşımadır. Difüzyon değil. Yani difüzyon kendiliğinden geçmesi lazım ya eşit olduğunda geçiş olmayacaktır. Buna aktif taşıma diyorsunuz. Bir numara bu. İki numara küçük olması lazım. Yani zardan geçebilecek boyuttaki maddeler için bunu kullanıyoruz. Yani monomer desen buna yapı taşı da ne dersen de küçük maddeler için bunu kullanacağız. İki numara bu olacak. Ee, bir de azdan çoğa doğru olacak zaten. Asıl anlatım kuralı budur. Azdan çoğa doğru eşitle de oluyor gençler. Küçük madde için geçerli. Hemen bakıyorum bir numara için. Glikoz var. Kurala uyuyor mu? Küçük mü? Küçük. Zardan geçebilir mi? Geçebilir. Tamam. O zaman bakıyorum oranlarına. 10'a 10 eşit kuralına uyuyor. O zaman 1 numara alınabilir. 2 numaraya geçiyorum. Sodyum küçük mü? Evet küçük. 3'ten 5'e doğru yani azdan çoğa doğru geçiyor. Bu da bir aktif taşıma şeklidir. 3 numaraya geçiyorum su. Genç arkadaşlar suyun hiçbir zaman aktif taşıması olmaz. Yoğunluğuna bakmanıza gerek yoktur. Suyun taşınması her zaman ozmoz olacak genç arkadaşlar. Hiçbir zaman taşınımı e, aktif taşıma değil. Bunu küpe olarak yapıştırın buraya. Sol kulağa sağ kulağa yapıştırın koyun. Hiç yoğunluğuna bakmanıza gerek yok. Azdan çoğa da çoktan azadır bakmıyoruz. Geldik 4 numaraya ne var? Proteini. Bunun da yoğunluğuna bakmama gerek yok. Niye? Şu kurala uymuyor zaten. Küçük değil. Büyük bir molekül olduğundan dolayı yoğunluğuna bakmama gerek yok. Genelde bu tarz sorularda buraları tuzak olarak verirler genç arkadaşlar. Büyük molekülü koyarlar. Azdan çoğa eşit verir filan. Şu üç kuralın içerisinde biraz böyle bir zihinle oynama yapabilirler sizle. O zaman bu da gittiğine göre 1 ve 2 aktif taşıma örnektir. Cevabımız A olacak gençler. Özdeş 3 tane bitki hücresinin farklı yoğunluktaki ortamlara bırakılmaları sonucu aşağıdaki mikroskobik görünümler elde edilmiş. Şu dediğimiz e, merkezi koful varmış, çekirdek varmış. Çekirdekte pek bir şey değişmemiş de merkezi kofulda gördüğünüz gibi büyüme meydana gelmiş. Şimdi genç arkadaşlar burada ne olmuş? Koful niye büyümüş? Dış ortamdan bu adam su almış. Su aldığından dolayı kofulu büyüme göstermiş. Bu adamsa dışarıdan su almış ama bu çok fazla su almış. Buna şöyle yazalım. Bu çok su diyelim. Bu adam çok su almış. Değeri de ona göre daha az. Bu adam pek bir şey almamış. Buna göre K, L ve M ortamlarının yoğunluklarına göre en yoğun olandan en az yoğun olana doğru nedir? Şimdi K ortamına bırakılmış, L ortamına bırakılmış, M ortamına bırakılmış. M'den gidelim. Çok su aldığına göre bu adamın demek ki bulunduğu ortam çok yoğun bir ortam değilmiş. Bıcık vıcık bir yer demek. Ki. O zaman sıralama yapacak olursam. bu adam hiç su alamamışsa dışarıda su az. En yoğun ortam bu demek ki kaymış. En yoğun kaymış. Sonra az bir su aldığı için L diyeceğim. Sonra çok fazla su aldığı için de M diyeceğim. Yani en çok suyun olduğu yer M. Çünkü dışarıdan çok fazla su almış. Nereden anladım? Baştan söyleyeyim. Koful'un büyük olmasından. Koful demek dış ortamdan çok fazla su almışım demek. K, L, M olacak. En yoğun olandan en az yoğun olana dediği için altında bir daha çizmiş. Burada da terse gidebiliriz. K'dan başladığı için doğru yapmışız. KLM, yani cevabımız A olacak gençler. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin hücre alınması için ATP enerjisi harcamak zorundadır? ATP enerji harcamamız için burada da yoğunluğu bilmiyoruz. Yani bu hikayenin bir aktif taşıma olabilmesi için, aktif taşıma sorusu olabilmesi için gençler bize yoğunluk vermesi lazım. Yoğunlukla ilgili bir şey demiş mi dememiş? O zaman aktif taşıma sorusu değil. O zaman ne sorusudur bu? Bu adam. Hücre hücreye alınması. Alınması diyorsa o zaman endositoz sorusudur. Yani atılması diye de baktım da egzostoz mı diye. O zaman bu bir endositoz. Ve endositozdaki temel kural neydi? O zaman hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olacak olan maddeler verilmesi lazım. Az önceki sorunun tersi. O zaman bak glikoz küçük, riboz küçük, galaktoz küçük, fruktoz küçük. Bu kez de maltoz büyük. Maltoz dediğimiz neydi? İki tane glikozun birbirlerine bağlanmasıydı arkadaşım. İki glikoz birleştiği için hücre zarından geçemez. Bu adamı alabilmen için dış ortamda mecburen endostaz yapman lazım. Glikoz e, monomer, değil mi? Bir disakkarit, riboz yine 5 karbonlu monomer. Galaktoz 6 karbonlu, fruktoz 6 karbonlu monomerler bunlar. Basit bir soru sormuş bize burada. Geçelim 7. soruya bakalım. 7. soru aşağıda hayvansal bir hücreye ait zar yapısı gösterilmiş gençler şemalar verilmiş bununla alakalı. Sembolize edilen moleküllerin çok olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru. Şimdi çoktan aza doğru taşındığını muhakkak şöyle bir yazalım unutmayalım. Son içerisinde kaybolmasın. Taşındığı bilindiğine göre seçeneklerden hangisi doğru olur demiş bize. Bu e, yerlerine ne yazabilirsiniz diyor. Buradan başlayalım. Üçgenden başlayalım. Ne yapmış bu adam? Herhangi bir şekilde por kullanmış mı? Kullanmamış bu eleman. Ne kullanmış? Fosfolipit tabakasından geçiyor. Fosfolipit tabakasından geçebilmen için o zaman ne olacak? Senin yağın hemşerisi olman lazım. Yani ya yağ çözüyor olman lazım. Ya yağda çözünen bir madde olman lazım. Yağda çözünen bir vitamin olabilirsin. Yağ yapılı bir madde olabilirsin sen. O zaman yağcı yağın hemşerisi olman lazım gençler. O zaman bu üçgende gösterilene geliyorum. Yağla alakalı. Nişasta değil, riboz değil, B vitamini değil, e kalsiyum değil. Kala kala bana ne kaldı gençler? D vitamini kaldı. Diğerlerine bakalım gençler. Burada ne yapılıyor? Çoktan aza doğru vatandaş. Çoktan aza doğru bir taşıyıcı protein kullanılarak yapmıştım. Hücre zarından bir taşıyıcı protein vasıtasıyla bunun geçtiğini direkt gösteriyor bize. O zaman bu adam burada bir kolaylaştırılmış difüzyon var mıdır? Kolaylaştırılmış mış difüzyon var. Kolaylaştırılmış difüzyonda da aklımıza gelecek madde ne olacak? Glikoz. Zaten burada da direkt olarak glikoz verilmiş. Diğerinde ne var? Direkt pordan geçecek bir madde verilmiş. Küçük bir madde olması yeterlidir. Ve sodyum verilmiş burada da. Doğru cevabımız C olacak. Ama çıkış yaptığımız yer neresi? Tersten başlarsak işimiz kolay oluyor demek ki. Kolay oldu bu soruda. Yağcı arkadaşı yakaladığım zaman işi çözdüm burada gençler. Geçiyorum 8. Bir bitkide topraktan alınan suyun terleme ile yapraklardan atmosfere gönderilmesi aşağıda verilmiş. Suyu buradan almışız. Kökle aldık. Burada da kök olduğu belirtiliyor. Sonra gövdeye verdik. Gövdeden yaprağa verdik. Yapraktan da dışarıya doğru gönderdik. Şimdi genç arkadaşlar burada temel bir kural var. Alt tarafı buna göre çözülecek. Aslında bitki fizyolojisi ile alakalı bir soru bu. Çok fazla ozmotik basınçta da anlatıyoruz. Doğrudur. Söyleniyor. Ama bitki fizyolojisi ile ilgili temel bir soru bu. Yani sadece 9. sınıf görürsen bunu yapman birazcık zor. Nedir buradaki durum? Su genç arkadaşlar ozmotik basıncın en yüksek olduğu yere gider. Her zaman bulunduğu yer budur. Hikaye bu. Şimdi burada düşüneceksin bak kökte su almış mı topraktan? O zaman kökteki ozmotik basınç topraktan daha yüksektir. Ama su kökten gövdeye mi geçmiş? O zaman gövdedeki ozmotik basınç kökten daha çoktur. Niye? Ozmotik basınç dediğin su alma isteği, su isteği. Ne kadar istiyor ise su istiyor. En çok kim istemiş burada? En son göründüğü yer neresi? Yaprak. O zaman demek ki yapraktaki su alma isteğimiz, yani ozmotik basıncımız en yüksek buradadır diyeceğiz. Mantık bu olacak gençler. Ters olursa düşün şöyle. E, hava çok sıcak, toprakta da hiç su kalmamış. Demek ki toprağın ozmotik basıncı bitkiden çok yüksek olmuş ki bitki topraktan su alamamış diye düşünmeniz var. Hatta bunun için genç arkadaşlar çöl bitkilerinin ozmotik basınçları, kök ozmotik basıncı diyoruz buna. Kök ozmotik basınçları çok ciddi derecede yüksektir. Yani toprağın altında vakum uyguluyorlar. Ki çok uzaklarda olan bir suyu bile o şekilde çağırabiliyorlar çöldeki. Normal işte nemli bölgede yaşayan bitkiyi çöle diktiğiniz zaman kurumasının temel sebebi budur. Kök ozmotik basınçları oradaki bitkiler kadar çok yüksek değil. Tabi birkaç sebep daha var işte geniş yaprak olması, suyu tutamaması, işte terlemesi, buharlaşması çok yüksek filan. Şimdi geldim buraya bakalım. Buna göre yapraktaysa en yüksek yaprakta olacak. Ne vermiş bana demiş vatandaş. Ozmotik basınç. Toprağın ozmotik basıncı kökten yüksektir demiş. Doğru mu? Yanlış. Niye? Kökteki topraktan yüksektir ki su gördüğün gibi köke geçmiş. O zaman bir numara yanlış. İki numara. Ozmotik basınç gövdedeki kökten yüksektir. Suyun gittiği yer neresi? Gövde. İkisinin kıyas yaptığı için su kökten gövdeye geçtiğini biliyorum. O zaman ne diyeceğim buna? Doğrudur diyeceğim. Üçe bakıyorum yapraktaki ozmotik basınç gövdeden daha yüksektir demiş. Doğru demiş. Çünkü son olarak görüldüğü yer yine burası. Yani yaprak e, gövdenin gövde suyu vakumlamış almış böyle. Üf diye çekmiş vatandaş. Tarkan şarkısı gibi oldu bu arada. Hop diye çekmiş vatandaş bunu almış içeriye doğru. Doğal olarak o zaman en çok isteyen kim burada? Yaprak. O zaman yaprağın ozmotik basıncı gövdeden yüksektir diyorum. 2-3 numara D seçeneğe doğru cevap gençler. Geldik 9 numaraya aşağıda K maddesinin hücre zarından taşınımı şematize edilmiş. Bakalım buna. Bir elimizde K maddesi var. K maddesi hücre zarına geliyor. Merhabalar diyor ben geldim diyor. Evet hoş geldiniz diyor. Bunu bir L karşılıyor. L bunu alıyor hücre zarından sakince geçiriyor. Hücre zarında çünkü oralarda güvenlik var. Geçemezsin diyenler var. Getiriyor rahatça içeriye doğru gönderiyor. i̇çeriye K maddesini bırakıyor. O Bu sırada da ATP harcanıyor. O zaman gençler bu arkadaş aktif taşıma yapmıştır. Aktif taşıma yaptığının emareleri nelerdir? Bir. ATP harcanmış burada kardeş. Bir ATP harcandığı için bu aktif taşımadır. Nereden ayırdınız hocam ATP ile bu alakalı? Kolaylaştırılmış difüzyonda da aynı hikaye var. Aynı yani hücre zarında taşıyıcı proteinle geçiyor. Ama aradaki fark ne oluyor? ATP tüketimi oluyor. Burada ATP tüketimi var. Bu bir aktif taşımadır. Hücrelerinde taşıyıcı protein kullanılmış vatandaşa gördük. O zaman buna göre demiş hangilerine ulaşılabilir? B hücre içi ortamdır. Evet dış ortamdan almış, aktif taşıma yapmış, hücrenin içerisine maddeyi göndermiş vatandaş. Bunu buradan anlayabiliriz. A ortamından madde hücre zarından hücre içine doğru alınmış. Buradan bunu anladık. Şimdi şunlar çıkabilir ki bence de mantıklıdır da bu soru ya da sormuyorsanız çok şişirme iş yapıyorsunuz. Hocam nereden anladık B ortamı e, hücre içi olduğunu Belki de dışarıya aktif taşıma ile maddeyi atıyor. diyor ise ATP'nin yazıldığı yere dikkat etmen lazım. Biz biliyoruz ki ATP hücre dışında olmaz. Özellikle ATP B ortamına yazılmış, bu da buradan bize neyi gösteriyor? B ortamı ATP'nin tüketildiği parçalandığı yer o zaman B ortamı hücredir demeye getiriyor bizi. Yani bu ATP'nin yerini alalade yazmamışlar. Yani kenarda ATP harcanarak yapıldığını vurgulamak için yapmamış adam. Birinci şıkkı burada gerçekleştirebilmek için yapmış. Birinci şıkkın doğru olup olmadığını anlaman için ATP'nin yerini direkt B ortamının sınırları içerisinde vermiş. İki şematize edilen olay aktif taşımadır. Tamamdır. L taşıyıcı proteindir. Evet L taşıyıcı protein gördüğün gibi içeriye doğru taşımış. O zaman 3'ü de doğrudur. E diyorum ben buna. Geldik 10 numara son numara soruya. Bir hücredeki su miktarının değişimiyle ilgili aşağıdaki grafik verilmiş. Tamam. Normal değer burasıymış gençler. Ona göre 60 azalmış. Buna göre hangileri doğrudur diye bir soru. Hücre T1 ile şununla T3 aralığında yani sadece bu aralıklardan bahsediyor. Hipotonik ortama bırakılmıştır. Hipotonik dediğimiz ortam neydi? Hipopotamdan hatırlayacaktır. Suyun bol olduğu yerde. O zaman ne olacak? T1 ile T3 aralığında suyun artması lazım. Gördüğün gibi burada artmış. Burada da artmış. O zaman adam doğru demiş. T4 zaman diliminde hücre hemolize uğramıştır. Hemolize açalım genç arkadaşlar. Hemoliz bir kan hücresinin genelleme yapılıp hayvan hücresi diye de söyleyebiliriz çok fazla su alarak şişip patlaması durumuna verilen isimdir. Böylece patladığı zaman bu vatandaş buna hemoliz deniyor. Hemo kan demek. E, kan hücresini şişip aşırı derece patlaması. Bunun deneyi nerede yapılıyordu? İşte al yuvarları e, saf suyun içerisine atarsan çok fazla su alır şişer patlar. Bunun hemoliz olduğunu gösteriyor. T4 zaman diliminde hücre bırak su almayı su kaybetmiş zaten. Yani büzülmüş vatandaş orada plazmoliz olmuş. O zaman ifade yanlış olmuş. T5 zaman diliminde e, hücrenin emme kuvveti artmıştır. Emme kuvveti dediğimiz neydi genç arkadaşlar? Emme kuvveti şöyle yazalım. Emme kuvveti hücrenin ozmotik basıncından turgor basıncını çıkardığımız zaman elde ettiğimiz değerdi. Basitçe şöyle söyleyelim. Hücrenin içerisindeki su artar ise emme kuvvetiniz azalır. Yani su dışarıdan çekme kuvvetinizle alakalı. Elinizde bir sünger var. Süngerin içi kafaya kadar su dolu. Masanın üstündeki suyu alabilir misin bunu? Alamazsın ama süngeri sıktın. içinde hiç su kalmadı. Masanın üzerine koydun. Suyu çekeceksin orada hop diye vakumlar. Bak neyle alakalı? Emme kuvveti neyle ilgili oldu? Bulunan içerisindeki bulunan su miktarı ile ilgili. Sadece onunla ilgili mi? Hayır değil. İçerisinde bulunan çözülmüş madde ile de alakalı bir durum. Tek başına değil bak. Turgor basıncını içinde bulundurduğu su gibi düşünebilirsin. Ozmotik basınç ise içinde bulunduran madde miktarıyla. Diyelim ki emme kuvveti maksimum bir şey elde etmek istiyoruz. Bir hücre elde etmek istiyoruz. Bir sünger elde etmek istiyoruz. Ne yapacağız? İçerisindeki çözülmüş madde miktarını maksimum yapacaksın. Su miktarını düşüreceksin. O zaman bu acayip vakum yapar. Su dediği gibi su ister adam. TV zaman diliminde hücrenin emme kuvveti artmış mı? TV eşi bakıyorum. Ne yapmış? Suyu azalmış. Yani turgor basıncı düşmüş. O zaman ne olacak adam? Deli gibi su isteyecek. Emme kuvveti artmıştır diyeceğim. 3 numarada doğrudur. 1, 3, D seçeneğini işaretliyorum genç arkadaşlar. Bu tarz sorular güzel. E, grafik soruları, bir önceki testteki sorular da böyle. E, i̇yi sorular, iyi tatlı sorular denk geldiği zaman bunlar çözmesi de zevkli işler böyle. Çok fazla ee, körü körüne bilgi değil. TYT'ye daha yakın soru tipleri. Bu tarz soru mesela TYT'de gelebilir yani. Mantıklı bence sorulabilir. bu Çünkü dikkat ölçüyor evet bilgi ölçüyor. Terimleri bilip bilmediğini ölçüyor burada. aynı zamanda zamanı da kullanman lazım karıştırsan. Buna da bir iki plazmolizle alakalı bir deyim falan eklersen bu grafik sorusu. Ee, bence tatlı bir TYT sorusu olabilir. Evet genç arkadaşlar kazanım kavrama 10. testinde sonuna gelmiş olduk. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz. Eyvallah.